Bu videomuzda elektrikli bisikletimizin akülerine saf suyu nasıl koymamız gerektiğini göstereceğim. Elektrikli bisikletlerde iki tür akü kullanılır. Biri jel akü, diğeri kuru akü. Yani buna asitik akülerdir. Kuru akü dediklerimiz akünün içinde sülfürik asit vardır. Kuru akülerin içindeki sülfürik asit zaman içinde kullanımdan dolayı şarj deşarjlardan dolayı buharlaşma olur. Buharlaşarak içindeki asit su seviyesi, asit seviyesi azalır. O azaldığı için de akünün içindeki levhalar yeterince elektriği iletemez. Levhalar düzeylerini kaplamadığı için yeterince elektriği depolayamaz. Bundan dolayı akünün kapasitesi düşer. İşte bizim yapmak istediğimiz de burada bu akünün içindeki su seviyesini biraz daha yukarı çekip asitik levhaları levhaların daha fazla asitin içinde kalmasını ve daha fazla şarj olmasını sağlamak. Evet, şimdi akülerimize nasıl saf su koymamız gerektiğini göstereyim. Akümüzü tutup çıkartıyoruz. Normalde şu alt kısımları şuradaki vidalarından takılıydı. Ve bunu çektiğimizde blok halde çıkar. Sonra ters çevirmeden bunu ters çevirmeden alttan vidalarını sökerek kapağı çıkartıyoruz. Çünkü gördüğümüz akülerimiz şimdi 4 tane akü var. Benim akümün ben şu anda kapaksız vidasız kullandığım için ip aldım söküp çıkartmak için. Ama siz öyle yapmanıza ipe gerek yok. Şu kapağını şöyle kaldırıyoruz. Kapağın altında şu gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane delikler var. Şu deliklerin üzerinden bir tanesini çıkartıyoruz. Sırayla, daha doğrusu şöyle. Bunu kesinlikle kaybetmiyorsunuz. Tekrar gerisine takacağız. Baktığımız zaman içinde içi gözükmüyor. Şimdi saf suyumuzu önce küçük bir şey koyayım. Saf suyumuzu cam bir kaba boşaltalım. Alması kolay olsun diye. Saf suyumuzu boşalttım. Şöyle hepsini bir açalım. Akülerin içinde sülfürik asit olduğu için eğer elinize ya da vücudunuza bir yerin gelirse bol suyla yıkamanız gerekiyor. Eğer kıyafetlerinize de dokunursa da kıyafetleriniz delecektir. Buna dikkat ediyoruz. Şöyle eczaneden aldığınız bir şırıngayı çıkartıyorum. Şöyle şimdi şırıngamıza saf suyumuzu çekiyoruz. Sonra iğnemizi şırıngamızın içine sokuyoruz. Ama çok fazla sokmuyoruz. Aşağı petikle değmeyecek şekilde. Üzerine yavaşça sıkıyoruz suyu içine. Tekrar çekiyoruz. İçine boşaltıyoruz. Sonra deliklerden içeri bakıyoruz. Eğer içinde bir parlaklık görüyorsak, su seviyesi görmüşsek o yeterlidir. Daha fazla yapmıyoruz. Şunu tekrar yapalım. Evet, şu şekilde içine ilave ediyoruz. Bir daha çekiyoruz. Tek tek kontrol ediyoruz. Hangisinde su seviyesi yeterli gözükür hale gelinceye kadar su ilave ediyoruz. Evet, saf su koyma işlemimiz bu şekilde bitti. Contalarımızı tekrar yerine takıyoruz. Üzerine eğer koyduğumuz su saf su ama içindeki su sülfürik asit. Kesinlikle elinize bir yer değerse bol suyla yıkamanız gerekir. Kıyafetlerinize değerse de kıyafetlerinizi yakacaktır, delecektir. Tekrar bunu güzelce kapatıyorum. Hepsini. Kesinlikle akülü ters çevirmemeniz lazım. Ters çevirirseniz asit buradan akar ve kaçar. Eğer kapağını da tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde.
Gerekirse kenarlarının birkaç yerinden bunu yapıştırmanızı tavsiye ederim çıkmaması için. Eğer bir çıkarsa kapakları çıkar. Eğer içindeki sülfürik asit dışarı kaçarsa ne olur? Şurada gördüğünüz gibi kutup başlarındaki gibi buralarda böyle asitlerden dolayı yakar, eritir. Şu anda gördüğünüz bak mesela şu. Ben bunu böyle kullandığım için kutup başlarında oluşmuş. Bunları bezle silebiliriz. Akülerimizde şu anda saf suyu ilavelerini tamamladık. Akümüzü şarja bağlayabiliriz artık. Ve akülerimiz bizi bir müddet daha güdümeye devam edecek. Tabi hiçbir zaman yeni akü kadar olmayacak ama en azından yeni akü alıncaya kadar bizi bir müddet daha idare edecektir. Bu videoda göstermek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.